İş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yeni haftada dop dolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Yeni haftanın ve ayın belki de en önemli verilerinden biri de Türkiye ekonomisine bugün saat 10 itibariyle karşıladık. TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisiydi. İkinci çeyrek büyüme verisini ve beraberinde geçtiğimiz cuma açıklanan ihracat ana planı detaylı bir şekilde konuşacağız. Değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz bugün. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe bizlerle birlikte. Sayın Gültepe hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi haftalar dileyerek başlıyorum. Çok başlıklar var. Evet. Hakikaten bugün büyümeyi karşıladık. Ardından daha tam konuşamadık. İhracatta ana plan açıklandı. Burada 5 stratejik sektör var ancak ben baktığımda hazır giyim ve konfeksiyonu göremeyince şaşırdım. Çünkü Türkiye genel ihracatı içerisinde ikinci sırada ve yarattığı katma değerle ve sağladığı gelirle. Peki neden burada yok? Bu serzenişi size soracağım ama öncesinde büyümeyle başlayalım dilerseniz. Yıllık bazda %1,5'luk bir daralma var. Çeyreklik bazda ise %1,2'lik bir artış var. Peki Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesinde dikkat çeken konulardan biri de mal ve hizmet ihracatının net katkısının bir önceki çeyreğe göre azalmış olması. Bunun bir yorumunu alarak başlayalım isterim. Tabii 2019'a girerken 2018'in parametreyle beraber girince 2018'de biliyorsunuz çok pozitif bir şekilde geçmedi. Sonuçta ekonominin daralacağı, ekonominin gitmeyecek olduğu devlet yetkilileri de yaptığımız toplantıda ortaya konmuş en azından. Ama şöyle bir pozitif tarafından yani hep negatif söyleme yerine en azından azalarak doğru eksi ama en azından eksiler azalarak doğru, pozitife doğru gidiyor. Özellikle yaz dönemi olduğu için ben Eylül'den sonra ve Ekim'den sonra daha iyi toparlayacağını, kademe kademe toparlayacağına inanıyorum o anlamda. Tabii hani geçmişte ne ekersen bugün onu biçersin misaliyle beraber eğer yani üretime dayalı, yani yatırımlara dayalı bir ekonomi seçmediğiniz sürece bunların çıktıları da negatif oluyor. Dolayısıyla bunlardan yani ahlanıp bağlanma yerine bunlardan örnek alıp en azından gelecekle ilgili yapılacak olan stratejileri konuşmak lazım. O anlamda yüksü geçmişi değiştirmenin şey yok, imkanı yok. Bundan sonraki önümüzde derler ya futbolcular bundan sonraki maçlara bakacağız. Biz de bundan sonraya bakmamız lazım. Yani sonuçta öyle bir süreçten Türkiye geçti, geçiyor. Ama hepsinden örnek alarak önümüzdeki her sektör kendi stratejisini iyi bir şekilde ortaya koymalı diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle bu yatırımlar yapıldığı sürece bunları biz pozitife dönüştürebiliriz. Aksi takdirde yani iki ileri bir geri gidip geliriz. Bu anlamda ben çok olumsuz görmüyorum. Zaten böyle olacak olduğu önceden tahmin ediliyordu. Artı olmasını tabii iyi olurdu. Ama en azından eksi dörtlerden eksi bir buçuğa doğru bir gelen bir eğri var. Hani eksinin ne kadar küçük olursa o kadar bizim için daha avantajlı diye düşünüyorum. Şunu da sorayım. Özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran dönemini kapsamıştı. Mevsimsellik etkisi yazın da aynı şekilde koruyor dediniz. Evet. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte de siz bir miktar aynı trendi bekliyorsunuz. Yani dolayısıyla çıkış dördüncü çeyrekte evet, olacak. Yani ben öyle görüyorum. Dördüncü çeyrekte daha pozitif bir rakam görebileceğimizi düşünüyorum o anlamda. O yüzden hani planları görüp gördükten sonra önemli olan dediğim gibi ön tarafımızı planlamak diye düşünüyorum. Evet şimdi biraz sektörler bazında ben açıkçası şeyde yoğunlaşmak istiyorum. Hazır giyim konfeksiyonu üzerine gireceğim ama yine büyüme rakamlarının içinde makineye baktığımızda makine ve teçhizat ki hazır giyim konfeksiyonunda da en değerli konulardan biri. Hani bunu konuşuyoruz. Ne? Yerli kendi makinelerimizin teçhizatlarımızı bu özellikle 4.0 dönüşümle beraber kullanımı. Bu konuda makine ve teçhizat yatırımlarının birinci çeyrekte 8.6 daralırken ikinci çeyrekte %16,5'luk bir küçülme kaydetmiş bu yatırımlar. Genel itibarıyla yatırım ortamını ikinci çeyrekte nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırım ortamını iyileştirmesi adına kuşkusuz ekonomi politikalarının en önemli hedeflerinden biri de iç talebin canlandırılması, yatırımların arttırılması. Bu amaçla işte faiz indirimlerine gidiliyor, kredi kanallarındaki musluklar açılıyor ama yeterlilik noktasında yorumunuzu almak isterim. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Özellikle yani biz hazır giyim ve konfeksiyon olarak burada son 4-5 yılda yapmış olduğumuz yani ekonomik verilerin ya da yapılan desteklerin sonuçlarını görüyoruz. Yani sonuç itibariyle kurların biraz hareketlenmesiyle ihracatçı destekliler pozisyona gelmesiyle beraber bütün firmalar Anadolu tarafında yatırımlar yapmaya başladı. Tabii önemli olan burada bir yatırımcının en önemli yatırım yapabilmesi için biliyorsunuz daha önceki programlarda söylüyoruz. Yani özellikle
arsa, bina ile ilgili olan, elindeki olan sermayesini o tarafa yatırmak istemiyor. Yani o anlamda hatta TOKİ'de burada sizin programlarınızda çağrılarımız olmuştur. Yani fabrikaları Anadolu tarafında yapalım, modern fabrikalar yapalım, insanları o tarafa taşıyalım diye. Tabii finansa ulaşım noktası yeterli olmadığı için, ya para çok pahalı olduğu için, yani insan %20 ile finans alıp yatırım yapma şansı yok. Yani bunun geri gelip gelmeyeceğini ya da uzun vadede ne kadar uzun vadede gelip gelmeyeceğini, yüzde hangi karlılıkla çalışıp o %20'yi karşılayacağını tahmin etmek, hesaplamak çok zor bir nece itibariyle. O yüzden karlılıklar çok düştü. %10'ların, %5'lerin konuştuğumuz noktada, yani %20 ile ya da %15'te düştü faizler. Bence daha düşmeli, daha da düşmeli o anlamda. Bu politika iyi bir şekilde özellikle yukarıdan planlanmalı. Yani finansa ulaşılamayan bir noktada. Çünkü bugün aldığınız bir ağırlıklı makineyi biliyorsunuz. Daha çok fazla ithalat var makinede. Yani bizim hazır giyimde de çok fazla ithalat var. Çünkü konfeksiyon makinesi. Bir Türkiye'de... İtalyan makineleri genelde hazır giyim konfeksiyonu kullanılıyordu değil mi? Eskiden İtalyan, Alman'dı. Şimdi Çin, Japon. Çin'e kaydı. Tabii Çin'e kaydı. Ağırlıklı Çin'e kaydı. Japonlar işte iki fiyat verir. Bu Çin malı ise bu fiyat. İşte Japon şey imalatı ise bu fiyat. Dolayısıyla ağırlıklı Çin o bölgelerde. Dolayısıyla biz onu o konuda sağ olsun Maliye Bakanımız, Sanayi Bakanımız, Dışişleri Bakanımız özellikle elimizde olan kullanmış olduğumuz makineleri, ikinci makineleri yani birinci, ikinci bölgeden 5 ve 6, 4 ve 5, 6 bölgelere taşıma konusunda destek istedik. Onlar da istihdam desteği istedik. Onlar da sağ olsunlar son 1,5 yılda yapmış olduğumuz çalışmada o desteği çıkardık sektöre. Dolayısıyla şu anda yani hazır giyimci, İstanbul'da olan bir hazır giyimci 2020'nin sonuna kadar eğer Anadolu'dan herhangi bir yerine taşınırsa 5 ve 6. bölgede 100 makineden aşağı olmamak kişiyle, 100 kişiden aşağı olmamak kişi şartıyla beraber elindeki makineleri o tarafa taşıdığı zaman istihdam teşviğinde faydalanabiliyor. Evet. Bu da son 1,5 yılda çıkarmış olduğumuz bir çalışma. Biraz daha genişleteceğiz orada. Sıkıntıları var uygulamada. Tekrar onları değerlendireceğiz. Dolayısıyla yani yatırım yoksa otomatik olarak onun ithalatının da düşmesi çok normal. Yatırım yok. İşte o rakamlar da bugün değerlere vuruluyor. Ama önemli şey nokta burada finans. Yani finansa şu anda gerçekten firmalar ulaşmada ne kadar Exim'de desteklerse, ne kadar diğer bankalar desteklerse çok yeterli olduğunu söyleyemem, yetersiz. Geçtiğimiz hafta Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Özdemir'in de açıklamaları olmuştu. Yatırımların en büyük önündeki engellerden biri finansmana erişim ve diğer yanda özellikle özel sektör borçluluk rasyosunun çok yüksek noktalara eriştiğini dile getirmişti. Hala iç talebin çok zayıf olması nedeniyle çok zorlanan sektörler var ki özellikle hani hazır giyim konfeksiyon özel belki alt başlıklarında hani ayakkabı sanayini görebiliyoruz değil mi? Şimdi iç pazarda tabii dış pazara göre değil. Yani sonuçta bir daralım bir piyasa var. Yani bu perakende özellikle perakende ya da üretim yapan markalarımız içeride var. Hem üretim sanayi hem tüketim sanayi o anlamda iç pazarda bir tüketim problemi var bu anlamda. Eski büyüklüğü değil. Daraldıkları için otomatik olarak etkileniyor. Yani satışlar etkileniyor. Finansı döndürmede problemi varsa, ulaşamıyorsa kredi almada daha fazla etkilenebiliyor. Ya küçülüyor ya da işte Konkord Oda'ya falan filan gidiyor. Yani o anlamda bir sıkıntı var. Biraz daha destekleyici paketlerin. Kısa dönemli desteklerken burada önemli olan uzun dönemi de beraberce yapmak lazım. 2 aylık, 3 aylık destekler doğru, evet. Ama 1,5 sene sonra ne olacağını da hesaplayıp ona göre farklı politikaların ortaya konması lazım diye düşünüyorum. Orta uzun vadeli politikalar da ortaya konmalıdır diyorsunuz. Önemli bir çalışma çatlandı. Ticaret Bakanımız Sayın Pekcan açıkladı. İhracat ana plan. Şimdi özellikle bunun içerisinde bir Türkiye ekonomisi konmuştu. Mevcut ihracat şemamız konmuştu. Orada evet hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ikinci sırada yerini alıyor. Biz bunu çok iş dünyasında yıllarca konuşuruz. Hem yarattığı katma değer, bıraktığı birim başı kilogram değerler, hem gelirler açısından baktığımızda çok katma değer sağlayan sektörlerden biri ve ihracatta da Türkiye'nin otomotivden sonra gelen yüz akı. Şimdi hedef sektör yaklaşımında yalnız kimya, otomotiv, makine, elektrik, elektronik ve gıda çok önemli 5 sektörü görürken hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü göremedik. Nasıl karşıladınız planı? Şimdi tabii bunu biz daha önceden stratejik bir toplantı yapmıştık Ankara'da. Orada da değerli bakanlarımızla durumu anlattık. Şimdi şöyle söylüyorum. Biz yani sonuçta Türkiye hepimizin, sektörler hepsi bizlerin. Yani 5 sektörün ön plana o şekilde çıkması bana göre sektörün kendine göre ağırlığı var. Hazır giyim ve tekstilin zaten çok fazla bir ağırlığı var. Onu bizim anlatmamıza gerek yok. Aslında rakamlar bunu anlatıyor. Yani rakamlar ortaya koyuyor. Yani
biz genelde çok fazla söylemeyiz. Rakamlar ortaya koyarak söylüyor. İcraat yap. Yani konu, söyleyecek olduğu yerde icraatlar konuşsun diye bir şey vardır. Şimdi burada tabii biz sektör olarak üzüldük. Yani sonuç itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük sektörü net ihracat değeri olarak birinci sektörü. Herhalde diyorum ki çok çalışkan olanlar biraz buradan bu konuda şey oldu. Yani zarar gördü o anlamda. Yani sektörü iyi çalışıyor. Her türlü şeyi artırıyor. İhracatı artırıyor. İstihdamı artırıyor. Ya bir çeşitli parametrelerle yola çıkılmış. Yani farklı bir parametrelerle. Parametreler doğru olabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Algı problemi var. Bakın bu algıyı yıktığınız takdirde sanki şu anda bu algıyı kim bakıyor buna? Gençlere bakıyor. Gençlere bakınca ne bakıyor? Ha, sektörüne. Demek ki tekstil ve hazır giyim ikinci plana kalmış. Böyle bakılıyor bu olay. Bu şekilde yorumlanıyor. Yani mevcut bazı pazarlara koyabilirdiniz o anlamda. Hazır giyim ve tekstil büyük bir sektör. Neler yapılabilir? Neler yapılması gerekiyor? Ki 2033 değil bu anlatılan projeksiyon. 2023. Yani önümüzde 1999 senesinde 4 sene. 4 sene içerisinde sizin sarılacak olduğunuz çok büyük bir sektör var. Tekstil ve hazır giyim. Yani bunu biz söylemesek de toplum, insanlar, halk, çalışanlar bunu söylüyor. Dolayısıyla orada o konuda bizim algı anlamında bizim başka problemimiz yok. O toplantıda da onu söyledim değerli bakanlarımıza. Dedim ki algıda sıkıntı yaşıyoruz. Yine bununla beraber sıkıntı yaşamaya devam ederiz. Bunu şöyle bir örnekle geliştirmek istiyorum. Örnek değil uyguladığımız. Hı hı. Özellikle algıyı değiştirmek için bütün hazır giyim, tekstil ve tekstil işverenleri sendikası bir araya geldik. Biliyorsunuz bir tekstil mühendisliği bursumuz oldu. Basın açıklaması da bulunduk. Evet. Ve tekstil mühendisliği kapanacak olan üniversite bölümler sadece iki üniversitede şeyi dolduruyordu, kontenjanı dolduruyordu. Biz %42 doluluk oranı vardı. Yaptığımız çalışma ile burs çalışması ile beraber çocukları sahiplenmemizle beraber %92'ye çıkardık. Ne oldu? Biz algı ile oynadık. Yoksa aslında bütün mühendislikler inşaat mühendisliğinin önüne geçildi, elektronik mühendisliğinin önüne geçildi. Ne yaptık algıyı? Bizde burada problemimiz şu. Yani Türkiye bu sektöre ihtiyacı var. Anadolu taraflarının ihtiyacı var. Üretime ihtiyacımız var. İstihdama ihtiyacımız var. Ki biraz sonra istihdam rakamını da vereceğim. Hı hı. Bu sektörün tekstil ve hazır giyimin olması gerekiyordu. Yani bu konuda problemimizi ve sıkıntımızı her yerde bakanlarımızla söyledim. Burada da ekran başında söylüyorum. Yani tekstil ve hazır giyimin burada olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'ye 18 milyar dolar bir net ihracat değeri bırakıyor. Peki yani, Sayın Bakanımızla görüşecek misiniz? Şimdi biz daha önce de görüştük. Talep ettiniz mi? Şöyle yani bu hem Ticaret Bakanlığı'nın hem Sanayi Bakanlığı'nın hem Cumhurbaşkanlığı stratejik planlama teşkilatının ortaya koyduğu bir şey. Söylemiş olduğum gibi yani çeşitli parametrelerle beraber biz dünya ihracat pazarından %3.3'e yakın bir pay alıyoruz. Buradaki sektörlerin hepsi %0.5'e yakın. Yani 1/5 gibi bir rakam. Dolayısıyla buradaki şeyi büyütmek istediler. Yani buradaki oranları, ülkeleri ona göre yani o yapılan ülkelerdeki ihracatımızın çok düşük olduğu için bu toplam dünya ithalatının %44'ü bu ülkelerde yapılıyor. Dolayısıyla bizim almış olduğumuz pay yüzde bu ülkelerde çok düşük olduğu için bu ülkeleri de hedef ülkeler haline getirdiler. Yani çeşitli parametrelerle yola çıkılmış. Evet. Çalışma yanlış anlamında değil. Kesinlikle %100 doğru. O sektörle beraber ama bizim sektörlerin özellikle tekstil ve hazır giyim. Örnek veriyorum yani savunma sanayi yani belki farklı bir kategoride delendirmiş olabilir. Daha sonra bakanımız ikinci sayfaya geçtikten sonra tekstil ve hazır giyimle ilgili olan düşüncelerini almış olduğu payları bizim için önemli bir sektör ama önemli olmak ayrı bir şeydir, stratejik olmak ayrı bir şeydir. Yani bunu ikisini beraber ayırmak lazım. Yani o stratejik sektörün içerisinde olması gerekiyor gerçekten. Çünkü hazır giyim çok fazla yatırım yapıyor şu anda. Özellikle Anadolu'nun her tarafında 6. bölgede, 5. bölgede çok fazla üretim yerleri açıyor firmalarımız. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir şeyleri görmek sektörün tekrar enerjisini yukarıya kaldırdığı düşünüyorum. Sayın Gültepe şunu da sorayım. Şimdi ikinci çeyrek büyümede mal ve hizmet ihracatının katkısı birinci çeyreğe göre azaldı. 8.1. Sizin sektör özelinde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki aylara ilişkin ihracat beklentiniz nedir? Türkiye genel ihracatına baktığımızda bir miktar ivme kaybı mı var? Şimdi şöyle tabii yani son 2 yılda özellikle Türkiye son 3 yılda özellikle darbeden sonra yaşanan olaylar, güneyde yaşanan olaylardan yani Türkiye çok kolay bir süreçten geçmiyor. Hala da problemlerle uğraşılıyor özellikle. O anlamda tabii yatırım olmadığı sürece mevcut fabrikalar büyüyebiliyor o bölgelerde. Atıyorum işte A fabrikası İstanbul'da var. Kapasite problemi yaşıyor. Gidip Anadolu taraflarında maliyetleri aşağı
çekmek anlamında hem de rekabetini yukarıya doğru çekmek anlamında yatırım yapıyor. Yeni oyunculara sokmamız lazım. Bizim problemimiz sektörü yeni oyuncular girmiyor. Yeni oyuncular girmediği sürece bu kapasiteyi arttırma şansın yok. Ben büyüyebilirim. Ne kadar büyüyebilirim? 50-100 yapabilirim ama 100-200 yapmam çok zor. Yeni oyuncular sokmamız lazım. Dolayısıyla bizim buradaki ihracattaki durağan olmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi mevcutlar büyüyor. Yeni oyuncu yok. Ya şöyle düşünün. İnşaat sektörü yani 7-8 sene önce başlar gibi şu anda 7-8 sene önce yapılan inşaat yapan firma sahipleriyle ya da şirketlerle şu anda aynı değil. Dolayısıyla karlılığı orada görünce sektörler bu tarafa kaydı. Bizim sektör de çok fazla kaydı o tarafa. Yani her tekstilcinin neredeyse ikinci bir iş kolu şey oldu. İnşaat oldu. Bu çok doğru bir şey değildi. Yani yine aynı şekilde bu ana 5 sektör açıldığı zaman böyle. Yani insanlar hani kıdada bir şey var demek ki. Devlet buraya destek verecek diye sanki o tarafa doğru bir eğilim. Ya da elektrik elektroniğe ya da diğer işte kimyaya, otomotive. Ama bunlar 2023, 4 sene. 4 senede otomotiv fabrikasını seni kurup üretime sokma şansın çok zor. Ama biz diyoruz ki hazır giyim 1 sene içerisinde fabrika kuruyor ve ihracata başlar. Dolayısıyla 2023 için, yani onu orada da söyledim. 2043 olsa yani belki stratejik sektör düşünemeyebilir ama 2000 kısa vadedeki olan şeylerde hazır giyimin ve tekstilin mutlak surette olması gerekiyor düşünüyorum. Yani ilave yapmaları söz konusu. Buradan çağrı yapıyorum. Hazır giyim ve tekstili tekrar 6. sektör olarak oraya konması gerektiğini düşünüyorum. Bizim vasıtamız aracılığıyla da bu çağrınızda bulunuyorsunuz. Evet. Stratejik sektörler arasına konmalıdır. Hazır giyim ve konfeksiyon biz konuşmuyor, rakamlarımız konuşuyor diyorsunuz. Diğer yanda ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı. Bu ikinci defa 6 ay uzatılış oldu. 12 aydan 18 aya çıkarılışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe de girdi. Çok pozitif düşünüyorum. Zaten bizim yani başlangıçta bizim web toplantıda söylediğimiz zaman bir noktaya geldiğimiz zaman biz sektör temsilcileri yani tim ihracatçıları meclisi ve birliklerle beraber yani sektörün uygulayıcılarıyız. Yani bir aslında istişarede bulunursa aslında çok daha güzel bulunulsaydı. Her konuda ilgili istişare önemlidir. İstişareden güzel fikirler çıkar, ortak akıl çıkar. Dolayısıyla yani 6 ay gibi kısa bir süre, çok kısa bir süre. Çünkü zaman zaman yapmış olduğumuz ihracatla ilgili, karşı tarafta pazarda yaşamış olduğumuz sorunlar, firmaların yaşamış olduğu ödeme problemlerinden dolayı 6 ayda getirme şansın olmuyor. Olmayınca ne olacak bu sefer? Paran orada. Benim de var mesela firma olarak. 6 ayda para alamıyorum. Batmak üzere. Bugün göndereceğim. Açık gönderiyorsun. Türkiye'nin bir problemi var. Türkiye diğer ülkeleri gibi, uzak doğu ülkeleri gibi akreditifle yapmıyor ki. Bizim tekstil ve hazır giyimin %80'i akreditifsiz. Açık. Yani firmanın başına bir şey gelse otomatik olarak sen de zarar görüyorsun. Dolayısıyla çok olumlu bir karar. Yani inşallah toplamda 2 seneye çıkar. Herkes de bildiğiniz zaman neyini getireceğini daha faydalı. Çünkü bu sefer efor kaybediyorsun. Yani maliye geliyor, banka geliyor, sen uğraşıyorsun, mali işlerin uğraşıyor. Konsantrasyonumuzu ve projelerimizi başka bir tarafa yönlendirelim düşünüyorum. Şimdi şunu da sorayım. Özellikle ihracatta bu yıl sonu hedefiniz nedir? Ne kadarlık gerçekleştireceksiniz? Ve Ağustos ayı ihracat rakamlarını da bu ay Perşembe günü karşılıyor olacağız. Burada Ağustos ayını İlişkin hazır giyim ve konfeksiyon ne yaptı? Onun da bir değerlendirmesini almak isterim. Şimdi Ağustos ayında en son gördüğüm rakamlarda yani başa baş. Yani çok fazla bir de 8 aylık dönemde Ağustos'da biliyorsunuz tatil vardı. Tatil olduğu için çok büyük bir beklenti içerisinde değilim. Yani eğer başa başa yakalasak bence olumlu. Ama toplam 8 ay zarfı içerisinde %0.4 yani %0.5'a yakın bir artışımız var. Sektör üzerinde. Evet. Değersel olarak ama miktarsal olarak %10 üzerinde bir artışımız var. En azından o bir yani sektör çalışıyor, daha fazla adet üretiyor. Birim fiyatlarda doların hareketlerinden dolayı, düşmesinden dolayı öyle bir değere tam yansıtamadık biz bunu. Aslında kapasite artışları var söylemiş olduğum gibi. Kapasite problemi yaşayan yok. Yani iş problemi çok fazla yaşayan yok. Ama burada en büyük sorun şu, yani özellikle dövizin belli bir noktalardan doğru aşağı doğru inmemesi lazım. Aşağı doğru inmeye başlayınca işte insanın enerjisi kayboluyor. Enerji kaybolduğu yerde yatırımlar ve bunlar hepsi geç kalıyor. Bekliyor insanlar. Bekleyelim görelim, bekleyelim görelim. Ben ikinci dönemde yani Eylül'den sonraki olan dönemde en az %3 ile %5 arasında sektörümde artış bekliyorum. Bir de yazın, yani yazın biraz hem sezon boşluğu, sezon geçişlerinden dolayı özellikle Ekim'den sonra son 4 ayda en az %5 oranında bir artış bekliyorum sektörde. Ne kadar gelele kapayacak peki sektör beklentiniz? Şimdi 18-18,5 milyar dolar civarında inşallah yakalayacağız diye düşünüyoruz. Geçen sene 17.6 milyardı.
o rekoru yakalayıp en az 18 milyar da 18,5 milyar arasında bir ciro yakalayacağız diye umuyorum. Çünkü şey var, çünkü dediğim gibi yani yatırımlar var. Son 8 ayda istihdam özellikle imalat sanayinde. Bunu bir de burada belirtmek istiyorum. Arttan en büyük artış hazır giyme tekstilde evet. Var. 15.300 kişi artış sağladık. Diğer bütün sektörlere istinaden en fazla yaptık. Sadece burada özellikle sağlık sektörünün büyümesiyle beraber sağlık sektörü, yani o da hizmet sektörüne giriyor. Hı hı. Bizden daha önde ama imalat sektörü olarak bütün hazır giyimciler bunun gurur duyabilir. Yaklaşık 15.000 kişi istihdam sağlamışız. Bu da çok büyük bir rakam. Gittikçe bu rakamlar şu anda artıyor. Özellikle ihracat tarafında artmaya da devam edecek diye düşünüyoruz. Ve özellikle şimdi şunu da sormak istiyorum. Sizin ana pazarlarınızdan biri de Türkiye yine genel ihracatında olduğu gibi AB pazarı ve İngiltere değil mi? Belki Almanya'dan sonra ikinci pazar veya Almanya ile beraber üçüncü pazar konumunda. Gerek İngiltere'deki bu Brexit çıkması direkt AB pazarında bir miktar özellikle büyüme trendlerinde aşağı yönde hareket. Yani Almanya'nın büyümesini aldık, imalat verilerini aldığımızda hep beklentilerin altında geliyor evet. Ki en büyük pazarımız. Dolayısıyla Avrupa Birliği pazarına yönelik nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Daha katma değerli ürünlere mi yöneleceksiniz? Yoksa bu pazardaki kaybı alternatif pazarlarla mı besleyeceksiniz? Şimdi tabii mevcut pazarı büyütmek en kolayı. Biz hazır giyimci olarak %70 oranında bir payımız vardı ihracatta Avrupa Birliği pazarında. Oran aşağı doğru indi. %68'e kadar falan düştük. Dolayısıyla bunun yerini tabii özellikle o bölgede yaşanan Almanya'da biraz durgunluk, biraz resesyon dediğimiz olaylar. Bize İngiltere'nin yaşamış olduğu Brexit davalarının maalesef ticarette büyük yansımaları var. Bizi de etkiliyor o anlamda. Burada sadece özellikle bakanlığımız nezdinde de hem Ruhsar Bakanımız hem de Rıza Bakanımızla yaptığımız çalışmalarda Amerika pazarını biz zaten son 5 yılda hedef pazar olarak almıştık hazır giyimde kurların da hareketlenmesiyle beraber. Biz en büyük şu andaki hedef pazarımız özellikle hazır giyimde Amerika pazarı. Amerika ile olan yapacak olduğumuz artış. Yani biz eski gücümüzü orada gelebilir miyiz diye yaptığımız çalışmalar var. Gerek ticari heyetler var, gerek katılmış olduğumuz fuarlar var. Hem tekstil hem hazır giyim hem kumaş tarafı hem bizim hazır giyim tarafı çift taraflı bir şekilde gidiyoruz. İşte geçen de arkadaşlar Kanada'daydı. Önümüzdeki Kasım'da tekrar Amerikan apparel işte hazır giyim sektörüyle beraber bir noktaya geleceğiz. Ne şekilde işbirliğini yapacağız. Dolayısıyla en büyük şeyimiz büyütebilecek olduğumuz pasta Amerika'da var. Biraz da hani başkasına koyduğu vergilerden faydalanmak anlamında işte Çin'e koymuş olduğu %10'lar ekstra bir vergiler. Peki biraz bize o anlamda avantaj sağlarlar. Tekrar o sağlarsa tekrar o işbirliğini, o yakınlaşmayı, o algıyı, o PR'ı orada değiştirebileceğimize inanıyorum. Yani gidip gelmemiz lazım. Arkadaşlar gidip geliyor, herkes gidip gelmesi gerekiyor. Çünkü Amerika pazarı Avrupa pazarı gibi değil. Daha zor, daha zaman alan bir pazar. Yani 3 seneniz, 5 seneniz harcamanız gerekiyor. O yüzden pes etmeden Amerika'yı üst seçip işte şu anda 750-800 bandında olan ihracatımızı 1,5 milyar ile 2 milyar dolar arasında önümüzdeki 3-4 sene içerisinde çıkarma hedefimiz var. En büyük şeyimiz o. Diğer mevcut pazarları zaten yani koruma ve artırma yönünde bütün çalışmalarımız devam ediyor. Yani Avrupa'da yaklaşık 20'ye yakın fuar düzenliyoruz. Peki İngiltere pazarı nasıl görüyorsunuz? Buradan bir fırsat çıkarabilir miyiz yoksa biraz bir miktar biz de negatif meşgileyeceğiz? Şimdi belki kısa dönemde negatif ama uzun dönemde pozitif olacağını düşünüyorum. Çünkü İngiltere ile Türkiye arasında gerçekten siyasi anlamda çok yakın bir ilişki var. Yani bunun bir tarafı biliyorsunuz ilişkilerin önce bir siyasinin iyi olması lazım sonra ekonomi arkadan geliyor. Ben o anlamda kısa dönemde bir kaybedeceğiz gibi gözüküyor ama uzun dönemde bence Türkiye tekrar İngiltere'ye çok daha fazla ihracat yapacak. Biz o konuyla ilgili de çalışmada yaptık, etkilerini de bakanlığa gönderdik. Yani 2 milyar dolara yakın bir ihracatımız var Amerika'ya, İngiltere'ye. Kısa dönemde %15-20 oranında bir ilk başta onlar da adaptasyon süresi yaşayacaklar. Sonuç itibariyle eğer Avrupa Birliği'nden tam çıktıkları takdirde %12 bir gelecek. %12'yi balans etme şeyleri var. Yani kendileri bir karar verse biz de ne yapacağımıza karar vereceğiz. Kendileri de sorun olduğu için. Ya şu anda bütün hazırlıklar yapıldı ama ben onu çok iyi bir şekilde biliyorum. Bakanlarımızla çok yakın çalışıyoruz. Bütün çalışmaları yaptık. Onların alacak olduğu hareket tarzına göre biz de bu taraftan aksiyon alacağız inşallah. Peki yurt içinde sanayi üretim verisiyle de devam edelim.
Sanayide toparlanma hangi ayda gelecek? En son Haziran ayı rakamlarında %3.9'luk bir azalış olmuştu. Ne dersiniz? Kısa bir toparlamaya da almak istiyorum. Sanayi cephesindeki toparlanmayı ne zaman bekliyorsunuz? Şimdi şöyle, yani ben burada yine söylüyorum. Yani Türkiye stratejik haritasını çıkarmalı. Kısa dönemli değil, yine uzun dönemli strateji üzerinde gitmeliyiz. Her sektör stratejik planı yapıp bakanlığa bildirilmeli, Cumhurbaşkanlığına bildirilmeli. Biz yaptık. Önümüzdeki dönemlerde onu timle beraber zaten bakanlığa sunacağız. Yani sektör nereye gidecek? Ne yapmalı? Hangi alanlarda büyümeli? Hangi alanlarda yatırım yapmalı? Bu bütün sektörlerde, işte az önce anlatılan 5 sektörü değil de önce bütün Türkiye'yi taramamız gerekiyor o anlamda. Nerede ne yapabiliriz? Hangi sektörü nerede konumlandırabiliriz diye. Yani ben o anlamda umutsuz değilim. Benim sektör adına söylüyorum. Eylül'den sonra zaten biz sanayi endeksinde tek son bir senede bir ya da iki ayda eksiği olduk. Diğer bütün aylarda biz diğer sektörle istinaden pozitif ayrıcılık yaptık, artı yazdırdık. Biz Eylül'den sonra, yine söylüyorum, biz bir geçen ay eksiği yazmıştık. Eylül'den sonra tekrar artı yazacağımıza, yani üretimi artıracağımıza, sanayi endeksine ve Türkiye'nin kalkınmasına, üretimine faydalı olacağımıza inanıyorum o anlamda. O yüzden hazır giyim ve tekstil bu konuda liderdir. Lider olmaya da devam edecek. Ve kısa bir süreç içerisinde de bakanlığa bir projeye sunacağınızı, evet, dile getirdiniz değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür aktardığınız ederiz. Bilgilerden dolayı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Gültepe bugün iş dünyasında konuğumuzdu. Böylelikle bir programımızı daha bugünlük burada noktalarken, yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.